Tamam. Şimdi EMF'nin kurulumunda dikkat edilecek şeyler ve üzerinde olan düğmelerle alakalı kabataslak bilgi vermeye çalışacağım. EMF demonte hale geldiği zaman bu mandallar açılarak bobinler sökülüp çıkartılabiliyor. Varsayalım geldiğiniz araziye kuracaksınız. Yapılması gereken şey, önemli olan bu bobinleri böyle dibe oturtmak. Bu dibe oturtulmazsa cihaz verimsiz çalışır. O yüzden bobinleri dibine kadar oturtacaksınız. Mandal öyle kapanacak. Daha sonra bu bobinler, buradaki vidaları gevşek olacak. O gevşekken, bu vidalar gevşekken bobin zemine bırakılacak, düz bir zemine. Daha sonra sıkıştırılacak ki bu işlem yapıldıktan sonra kaldırdığınızda ortaya düzgün bir şekil çıksın. Yani bobinlerin birbirine olan pozisyonları bozuk olmasın. Daha sonra ürünün üzerinde bir tane mod switch'i var. İki tane led var. Bir tane de açma kapama düğmesi var. Açma kapama düğmesi, biliyorsunuz zaten, cihazı açıp kapatmak için. Mod switch'i cihazın hassasiyetini ayarlıyor. Bu en üstteyken en az hassasiyette. Ortadayken orta seviye hassasiyette. Yüksekteyken en yüksek hassasiyette. Şimdi insanlarda şöyle bir soru işareti ortaya çıkabilir. Bu neden o zaman en yüksek hassasiyette sürekli kalmıyor? Yani bir switch yapmasak da en yüksek hassasiyette yapsak, sürekli öyle kullansak olmaz mıydı? Olmayabilir. Neden olmayabilir? Özellikle şehir içi gibi yerlerde elektriksel parazitlenmeden dolayı en hassas moddayken alet görüntüde bazı dalgalanmalar yapabilir. Bunu engellemek amaçlı biz ürünü yerine göre, mesela şehir içi gibi bir yerdeyse daha az hassaslıkta, şehir dışı gibi bir yerdeyse daha yüksek hassaslıkta kullanabiliyoruz. Buradaki ledler, iki tane led var. Bunlardan bir tanesi cihazın şarjını gösteriyor. Bir tanesi de cihazın şarj pozisyonunu gösteriyor, çalışıp çalışmadığını gösteriyor. Bir tanesi de şarjın tamamen bittiğini gösteriyor. Yani ledin biri sürekli yanarsa şarj iyi, yanıp sönerse şarj orta seviye, bu led sönüp de diğeri yanarsa bu sefer de şarj bitti, tamamen kullanımı kapat, şarj etmeye başla anlamına geliyor. İki tane iki başta konnektörümüz var. Bu konnektörlerimizin bakarsak biri 3 pinli, biri 5 pinli. Bunların amacı ikisi birbirinin yerine takılamasın, kullanıcı kurulum sırasında hata yapmasın diye. Dolayısıyla kurulum sırasında 5 pinli bobini 5 pinli konnektör tarafına, 3 pinli bobini de 3 pinli konnektör tarafına takmak gerekiyor. Konnektörler takılmadan önce kabloların düzgün bir şekilde sarılması elzem. Bu çalışma performansına etki etmiyor ama sizin ayağınıza dolanıp düşmenize ya da sorun yaşamanıza sebep olabilir. Kurulum bu şekilde yapıldıktan sonra ortaya böyle bir ürün çıkıyor. Kullanıma hazır hale geliyor.